7. yılında Suruç şehitlerini saygıyla anarak başlamak istiyorum. İşte sınır ötesindeki olayların Türkiye'ye sıçramasının sebebi işte Türkiye'deki siyasi rejimin siyasi bir uzantıları olarak görüyoruz. Yani Türkiye'de şu an da devam eden bir daha nasıl söyleyeyim hani İslami, radikal İslam'la ilgili bir şeyi olan bir rejimle karşı karşıyayız. IŞİD terör örgütünü biliyoruz zaten. Radikal İslam devleti kurmak. Yani amaçları nedir? Açıkçası daha doğrusu tam olarak belli bir amaçları da yok. Tamamen bir İslami terör örgütü diye adlandırabiliriz. Kobani'deki olayların Suruç'a sıçramasının sebebi de hani Suruç'taki gençlerin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin Kobani'yi inşa etmek olsun adı, ne bileyim işte Orta Doğu'da yeni bir farklı bir yolun olabileceğini, farklı bir çözümün olabileceğini kavrayan, buna inanan gençlerin Kobani'ye gitmek istemeleri, hiç olmazsa işte oradaki savaşın birazcık olsun yaralarını sarabilmek için çocuklara oyuncak götürmek, ne bileyim işte kitap götürmek gibi umutları, hayalleri vardı oraya giden gençlerin. Orada bir oraya gitmeleri, oraya dokunmaları, oradaki insanların yaralarına merhem olmak için bir çaba göstermeleri tabii ki oradaki IŞİD terör örgütünün işine hesabına gelmez. Gelmediği için de gelip Suruç'taki o gençleri orada katletti. Katliamın ardından ne yapıldı? Oradaki en belirgin olan şey imam. İmamı biliyorsunuzdur belki. Yani biz artık bu davaları takip ederek kim ne yapmış, nasıl olmuş, nasıl geçmişler, nasıl gelmişler, nasıl gitmişler hepsini tek tek şey yaptık yani artık öğrendik, anladık nasıl yürüdüğünü bu işlerin. Yani orada bir imam var, imamın namaz vakitlerinden bile haberi olmayan, kendini imam diye tanıtan birisi var. Şu anda da hala imamlık yapıyor. Görevden de alınmamış Gölbaşı'nda. Bu mahkemede tanık olarak dinlendi, tutuklanmadı Suruç katliamı duruşmasında. Korunuyorlar. Korundukları apaçık belli. Korunmasaydı tutuklanırdı. Çünkü ben yoldan geçiyordum, fotoğraf çektim diyen birisi. Ama çantasından IŞİD bayrağı çıkıyor, IŞİD'in bandanası çıkıyor. Ne bileyim işte IŞİD'le ilgili dokümanlar çıkıyor. Besbelli ki IŞİD'le alakası var ve orada keşif yapıyor. Bunun gibi pek çok tanık var. Mahkemede dinlendi, tutuklanmadı. Yani Suruç katliamı hep söylüyoruz. Suruç'taki bu katliam üzerine gidilseydi, aydınlatılsaydı zaten diğer katliamlar olmayacaktı, olmazdı. Nasıl diyeyim işte hakimler kör, sağır, dilsiz numarası yapıyor. Verilen talimatları uyguluyorlar. Yani Suruç katliamındaki Yunus Emre Alagöz bir de birisi Suruç katliamında patlamayı gerçekleştiriyor. Ve ailesi, annesi babası çocuklarının kayıp olduğunu IŞİD'e katılmış olabilme ihtimalleri olduğunu ve canlı bomba olabilecekleri ihtimali olduğunu bildiriyor. Şikayetçi oluyor, çocuklarım bulun diyor. Buna rağmen çocuklar bulunmuyor, yani bulunabilecekken bulunmuyor ve birisi gidip Suruç'ta kendini patlatıyor, birisi geliyor Ankara'da kendisini patlatıyor ve yakalanmıyorlar. Kontrol yapılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Rahat rahat girip çıkıyorlar. Bunun arkasında ne görüyoruz? Demek ki bunlar bir şekilde siyasi iktidarın işine geliyor. Diyorsunuz ki Suruç katliamından sonra Ankara'ya gelen yolda hani ya şu an son günlerde bir haber okuduk. Bu Suruç katliamı, Ankara katliamı, işte bu IŞİD'in yaptığı patlamaları ayarlayan, örgütleyen Deniz Büyükçelebi ile İlhan Balı'nın Konya'da tedavi edildiğini öğrendik. Yani ne diyebiliriz ki bu durumda? Hani devlet neyi engellemeye çalışıyor diyebiliriz ki? İlham İbali geliyor, Konya'da tedavi oluyor. Yurt dışından getiriliyor, tedavi ediliyor, çıkartılıyor. Yani bu belgeler, bilgiler ellerine ulaşmış. Basın bunu paylaştı, basında okuduk, duyduk, gördük. Yani üstü kapatılmaya çalışan bir katliamla, aydınlatılmamak için her şey yapılan bir katliamla karşı karşıyayız. Yani diyorlar herhalde biz iktidarımızı devam ettiririz her halükarda, her şartta, her koşulda. İşte baskıyla, katliamla, zulümle devam ederiz. Siz de bir şey yapamazsınız demek istiyorlar ama biz yani hem Suruç aileleri hem Ankara aileleri
hem Suruç'ta katliam, Şen Yaşar ailesi zaten biliyorsunuz tek başına bir adalet mücadelesi veriyor. Hakikaten dünyaya örnek olmuş bir mücadele veriyor. Biz de diğer pek çok katliam oldu bizden sonra. Ankara, Gaziantep düğün katliamı, İstanbul'da katliamlar falan. Biz hak, hukuk, adalet arayan herkesle birlikte dayanışma içerisinde Suruç, Ankara, Ahmet aileleri olarak dayanışma içerisinde bir mücadele veriyoruz. 12 aileleriyle dayanışma içerisindeyim. Suruç aileleriyle dayanışma içerisindeyim. İşte Emine Şen Yaşar annenin adalet mücadelesini destekliyorum. Onun yanında olmaya çalışıyorum. Kaybolan Gülüş Sultan'ın dokunun ailesi hakikaten destek verilmesi gereken bir aile, bir genç kız kayboldu. Kaybolduğunda kızımın yaşındaydı yani Gülistan. Benim kızım da 22 yaşındaydı. Ya o anlamda işte bütün adalet arayan diyeyim, acı çeken diyeyim, ezilen diyeyim yani hak hukuk, öldürülen, yok gasp edilen, yok edilen, bütün zulmedilen, bütün ailelerle, bütün insanlarla dayanışma içerisinde olmaya çalışıyoruz. Hani kim bir destek, bir yardım isterse, elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz, onu sunmaya çalışıyoruz. Onun içerisinde hani elimizden ne gelirse artık. Yani dayanışma olmazsa adalet zaten gelecek diye beklersek adalet gelmez, adaleti biz getireceğiz.